Çözünürlük dengesinde 15. videomuz arkadaşlar. Burada çözünürlük dengesini etkileyen etmenler sıcaklık ve ortak yoğun etkisiyle ilgili farklı sorular çözeceğiz. 4 tane galiba ve çözünürlük dengesini etkileyen etmenleri de bitirmiş olacağız. Dolayısıyla aslında bu videoda çözünürlük dengesini etkileyen etmenlerle ilgili bir tekrar yapmış olacağız. Yorum soruları üzerinden. Evet, yorum sorularımızdan ilki bu. 25 derecede magnezyum hidroksit katısı için çözünürlük çarpımının değeri verilmiş. Demek ki magnezyum hidroksit suda az çözünen bir katı. Ve bu e, katıyla hazırlanan katısı ile dengede doymuş çözelti iki tane işlem uygulayacağız ve bunun sonucunda yan tarafta gördüğünüz niceliklerin nasıl değiştiğine bakacağız. Şimdi ben bu katının suda çözünme denklemini bir yazayım arkadaşlar. Magnezyum hidroksit katısı CaÇSe verildiğine göre suda az çözünüyor. Çözeltisinde magnezyum ve hidroksit iyonları bulunuyor. Pekala. Şimdi ne yapıyoruz? Ha bu arada hidroksit iyonları verildiğine göre hatta çözeltimiz bazik. Şimdi arkadaşlar biz bu çözeltiye hidrojen klorür ekliyoruz. Yani bir asit ekliyoruz. Dolayısıyla bu asitten gelen hidrojen iyonları ortamda bulunan hidroksit iyonları ile birleşecek ve suyu oluşturacak. Yani bir nötrleşme tepkimesi gerçekleşiyor. E hidroksit iyonları hidrojenle birleşip suyu oluşturduğuna göre aslında yaptığınız işlem ortamda bulunan hidroksit iyonları derişimini azaltmaktır. Dolayısıyla sistem hidroksit iyonları derişimini arttırabilmek için e, ileri yönde dengenin bozulmasına neden olacağız. Yani yaptığımız bu işlemde denge çözünme lehine bozuluyor. Yani katı çözülmeye başlıyor. Yapma, yapmak istediği şey hidroksit iyonları derişimini artırabilmek. E denge çözülme lehine bozulduğuna göre bu durumda katının çözünürlüğünün arttığını söyleriz. E dipte katı vardı. Çözündüğüne göre dipteki katı miktarının azalacağını söyleriz. Sistemde katı çözülmeye başladı. E magnezyum iyonları derişimi o zaman artacak. Çünkü o var olan miktarının üzerine çözünen katıdan geliyor. Hidroksit iyonları derişimi azalmıştı. Sistem bunu arttırmaya çalışacak ancak ilk haline getiremeyecek. Dolayısıyla hidroksit iyonları derişimiz azalıyor. Şimdi pH değerine baktığımızda arkadaşlar burada hidroksit iyonları derişiminin ilk haline gelemediğini ve azaldığını söyledik. Biz asit bazlardan umarım hatırlıyorsunuzdur. Bir çözeltinin pH değerini eksi logaritma hidroksit iyonları ile hesaplarız. Derişimin eksi logaritmasını alıyoruz. O yüzden hidroksit iyonları derişimi azaldığında pOH değeri artar. Ve oda koşullarında pH ve pOH toplamı 14'e eşit olduğu için pOH artıyorsa pH değeri azalacak demektir. Ya da dersiniz ki hidroksit iyonları derişimi azaldıkça 7'ye doğru yaklaşır. Bu çözeltinin pH'ı da diyebilirsiniz. O yüzden pH değerinin azalacağını söylüyoruz. Çözünürlük çarpımı yalnız sıcaklıkla değişiyordu. Burada yaptığımız işlemlerde a, sıcaklığı sabit dememişim arkada. Aa demişim aynı sıcaklıkta demişim. Sıcaklık sabit kaldığına göre KÇÇ değeri değişmeyecek. Bu ilki için. Gelelim yaptığımız ikinci işleme. Kabı aynı sıcaklıkta 0,2 molarlık sodyum hidroksit çözeltisi ekliyoruz. Şimdi ben yine şu katının denge sistemini bir yazayım. MgOH2 Magnezyum iyonları ve arkadaşlar hidroksit iyonları. Şimdi burada e, bu az çözünen bir katıydı. Dolayısıyla çözeltisinde bulunan hidroksit iyonları derişimi çok azdır. Hatta hesaplarsanız 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 kadar falandır. Çok küçük. Biz buraya hayli derişik bir bas çözeltisi ekliyoruz. O yüzden burada yaptığımız işlem hidroksit iyonları derişimini artırmak olur. Yani ortak iyon etkisi yaptık aslında. Dolayısıyla denge girenler lehine yani çökme lehine bozuluyor olacak. Çökme lehine dengemiz bozuldu. E çökme lehine bozulduğuna göre katının çözünürlüğü azalacak. İyonlar birleşip dibe çöküyor. Dipteki katı miktarı artacak. Magnezyum iyonları derişimi var olan miktarından çökmeye başladığı için azalacak. Hid hidroksit iyonları derişimi artmıştı. Bunu azaltıyor ancak ilk haline getiremeyecek. Bunlar yine bu iyonların derişimi yine başlangıçtakinden daha fazla kalacak. Şimdi hidroksit iyonları derişimi artıyorsa aslında şu yaptığımızın tam tersi. Hidroksit iyonları derişimi arttığında arkadaşlar pOH azalacak. Dolayısıyla pH değerimiz artıyor olacak. İlkinin tersi pH değerimiz arttı. Çözünürlük çarpımı zaten sıcaklıkla değişiyordu. Umarım burada aynı sıcaklık demişim demişim. Sıcaklık değişmediğine göre KÇÇ değerimiz değişmeyecek. Yaptığımız etkilerin sonuçları bunlar arkadaşlar. İkinci sorumuz bir test sorusu arkadaşlar. Şimdi suda çözünen x iyonik bileşiği var. Suda çözünme denklemi verilmiş ve bu katıyla katısıyla dengede bir çözelti hazırlanmış. Aşağıdaki işlemlerden hangisini uygularsam diyor çözeltide bulunan x artı iyonları derişimi artar. Şimdi sıcaklığa bakalım. Öncelikle bu katının suda çözülmesi arkadaşlar egzotermik yani ısı ürünler tarafında. E şimdi bu durumda sıcaklığı artırırsanız denge çökelme lehine bozulacaktır. İyonlar birleşip katı halde dibe çökecek. O yüzden bu yaptığımız etki X iyonları derişimini azaltacak. Bunu attım. Sabit sıcaklıkta kaba X'ye katısı ekleme. Şimdi arkadaşlar bu çözelti daha zaten doymuş bir çözelti. Dipte de katısı var. Daha fazla madde çözemez. Dolayısıyla biz sabit sıcaklıkta katı eklediğimizde eklediğimiz katı direkt dibe çökecektir. Yani iyon derişimlerini değiştirmeyecek. Sabit sıcaklıkta kaba su ekleme. Şimdi sıcaklık sabit olduğuna göre katının çözünürlüğü sabittir. Yani e, mol bölü litre oranı sabit kalacak. Diyelim ki katıyı bu katının tamamını çözecek kadar su eklediniz. Şimdi oran sabit olduğu için hacmi arttırdığınız oranda katı miktarını çözünen katı miktarını arttırmış olursunuz. Yani bu katıyı çözene kadar iyonların derişimleri değişmez. Ha katıyı çözdükten sonra hala su eklemeye devam ediyorsanız bu durumda arkadaşlar hacim artmaya devam eder ama mol değişmeyeceği için derişimleri azalır. Yani yaptığınız su ekleme hiçbir şekilde iyonların derişimlerini arttıramaz. Eğer katıyı çözecek kadar ekliyorsanız derişimleri sabit kalır. Çözdükten sonra ekliyorsanızsa derişimleri azalır. C'yi de attık. D'ye bakalım. Sabit sıcaklıkta kapa NaY tuzu ekleme. Şimdi burada bir denge vardı. Bakınız. NaY tuzu eklemeniz demek ortak iyon olarak kimin gelmesi demek arkadaşlar? Y iyonlarının gelmesi. Yani yaptığınız D'de yaptığınız işlemde siz ortamdaki Y iyonları derişimini arttırmış oluyorsunuz. O zaman sistem Y iyonları derişimini arttırma azaltmak isteyecek. Denge girenlerle yine bozulacak. Ama Y ile birlikte X de çökeceği için bu yaptığım işlem X iyonları derişimini azaltmış oldu. Zaten seçeneği bulduk ama bakalım. Şimdi E'de yine katı ve iyonları arasında denge var. Ne yapıyor arkadaşlar? Çözeltiye XNO3 tuzu ekliyor. Yani aslında X iyonları derişimini artırıyoruz. E şimdi sistem bunu azaltmak için girenler lehine dengenin bozulmasına neden oluyoruz. Sistem X iyonları derişimini azaltmaya çalışıyor ama önceki örneklerde bunu ilk haline getiremeyeceğini söylemiştik. Dolayısıyla yaptığımız bu işlemde X iyonları derişimini arttırmış oluyoruz. Yanıtımız da Edirne oluyor. Üçüncü sorumuz. Yine suda az çözülen X iyonik bileşiği var. Suda çözünme denklemi verilmiş. Buna göre diyor bu çözeltiyi yandaki katısıyla dengede sulu çözeltiye. 0,2 molarlık sodyum NaY çözeltisinden bir miktar eklenirse bu niceliklerden hangileri artar? Şimdi arkadaşlar bizim burada bir az çözülen katımız var ve çözeltisinde iyonlarla katı arasında da bir denge var. Çözeltiye NaY sulu çözeltisinden eklediğinizde bakın ne yapmış oluyorsunuz aslında ortak iyon etkisi Y iyonları derişimini artırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla dengeyi girenler lehine yani çökme lehine bozmuş oluyorsunuz. Bakalım. Katının çözünürlüğü bu azalır. Neden? Çünkü çözünürlüğünü azalttık, girenler lehine dengeyi bozduk. Y iyonları derişimle azaltmaya çalıştığı için. Çözünürlük çarpımının değeri yalnız sıcaklıkla değişiyordu. Dolayısıyla biz bu işlemi aynı sıcaklıkta yaptığımız için değişmedi. E, i̇yonlar birleşip katı hale dibe çöktüğüne göre xy katısının miktarı arttı. Bu artan niceliğimiz. Y iyonları derişimi az önce de söylemiştik. Evet sistem Y iyonları derişimini azaltmaya çalışıyor ancak ilk haline getiremiyor. O yüzden yaptığımız etki de Y iyonları derişimi de artacak. Yani yanıtımızın 3 ve 4 olması gerekir arkadaşlar. Bu videodaki son sorumuz hatta çözünürlük dengesini etkileyen etmenlerde de son sorumuz arkadaşlar bu. Suda az çözünen x'ye iyonik bileşiği varmış. Suda çözünme denklemini vermiş. Hatta bu katımız suda endotermik çözünen bir katı. Buna göre diyor sıcaklığı artırırsam aşağıdaki niceliklerden hangisi azalır? Şimdi şu dengeyi ben şuraya bir yazayım. Bu katı suda Arkadaşlar delta H sıfırdan büyük olduğuna göre endotermik çözülen bir katı. Sıcaklığı artırıyorsam sisteme ısı veriyorum demektir. Dolayısıyla sistem sıcaklığı azaltmak isteyecek. O yüzden de ısının harcandığı ürünler lehine dengenin bozulmasını neden olmuş olacağım ben. Yani denge iyonlaşma lehine bozulmuş oldu. Pekala. Bakalım şimdi katının çözünme hızı. Bir kere arkadaşlar, sıcaklığın artırılması fiziksel ya da kimyasal tüm değişimlerin hızını artırır. Yani sıcaklığı arttırdığımda katının çözünme hızı artar. Denge ürünler lehine bozulduğu için katının çözünürlüğü artar. İyonlaşmaya başladı. Endotermik değişimlerde sıcaklık arttığında denge sabitlerinin değeri artıyordu ya da Denge sabitini KÇÇ değerini iyon derişimleri ile hesaplıyorduk. İyonlaşma lehine denge bozulduğu için iyon derişimleri dolayısıyla bunun çarpımı olan KÇÇ değeri arttı. Dipteki katı kütlesi azalır. Neden? Çünkü katı çözülmeye yani iyonlaşmaya başladı yanıtımız denizli. Çözeltideki iyonların derişimi e sistemde iyonlaşma gerçekleşmeye başladığına göre iyonların derişimi de artacak arkadaşlar. Yanıtımız denizli. Evet bu video ile birlikte çözünürlük dengesini etkileyen etmenleri bitirmiş olduk. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.